kurutalım köyün muhtarı. Kurumaya başladı diyorlar kuraklıktan. Doğru değil. Burada su tutulması lazım biraz yani. Su. Şu anda kamera çekiyor. Gördüğü gibi. Bak jandarmaya da söylemiştim sit alanlarından topluyorlar diye. Herkese söyledim ama fakat gene de inanmadılar. İşte bak görüyorsun şu anda bugün pazar ayın kaçı bugün? 15'e mi? 14'ü. 14. Ayın 14'ü bak bu traktör gidiyor. Nereye gidiyor? Büyük yönetten aşağı Taş Ocağı'na doğru gidiyor. Oradan gölün içerisine girecek ve sit alanlarından toplayacak. Bunlar suyun içerisinden. Soğanları kesecekler ve yumruları bitecek. Ve bunu defalarca söylediğim halde duyarsız davranıyorlar. Biraz sonra da bunu aşağıda tekrar çekeceğiz. Evet arkadaşlar, göl soğanların dibiyle beraber söküldüğü burada Acarlarlıongozu'nun sıfır noktasında gördüğünüz gibi belli. Talan etmişler. Yakında çekim yapıyorum. Suların içinde görüyorsunuz kökleri. Buralar sit alanı ve sit alanın içerisinde. Bunun derhal yetkililer tarafından görülüp engellenmesi lazım. Bunun için özellikle dernek başkanı olarak tespite geldim. Bu sıkıntıyı kamu kurumlarının acil bir şekilde engellemesi lazım. Yetkililer lütfen duyarsız kalmasın bu işe. Ben Murat Tandoğan, Acarlarlıongozu Dernek Başkanı. 5 gün önce almış olduğumuz bir ihbar doğrultusunda Acarlarlıongozu'nda göl soğanı hasadı yapıldığına dair bir ihbar aldık ve bunu değerlendirmek üzere Acarlarlıongozu'nda yaklaşık 2 gündür Dernek Başkan Yardımcım İlyas Siyer'le çalışma yapmaktayız. Gördüğünüz gibi göl soğanı şöyle bir endemik bitkidir. Çocuk felci ve Alzheimer hastalıklarında kullanılan bir bitkidir. Ancak bunun bakanlık tarafından alınan kararlar doğrultusunda göl soğanının üst kısmının izinleri verilmektedir. Altındaki soğanların kesinlikle kopartılması yasaktır.